Arkadaşlar, şimdi inheritance ile ilgili konuştuk. Biraz da klasların e, yapısı ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Yani yine inheritance'ı aslında yani miras almayı içine alan bir konudur overriding. Yani üzerine yazma. Önceki örneklerimizde o örnekleri anlatmak için aslında kısaca değindim. Ben burada yine hem örneği olayı tekrar etmek hem de Yine bir iki özelliği size söylemek için orada söylemediğim önceki demolarda bir iki özelliği size aktarıyor olacağım. E, bu noktada şöyle güzel bir örnek yapalım. Bu hem böyle bizim için bir recap yani e, tekrarlama demosu da olsun arkadaşlar. Evet. Command Line App oluşturuyorum yine ve uygulamamızın projemizin ismini de şöyle Overriding veriyorum. Overriding üzerine yazmak arkadaşlar. Finish dedim. Diz Window olarak oluşturuyorum bunu da. Şurayı sildim. Şöyle Overriding açtım. SRC'yi açtım. Buraya bir Class ekleyeceğim arkadaşlar. Yine bir basit bir Inheritance yapıyor olacağım. Şöyle ki daha önce de yaptığımız gibi bir adet işte kredi sistemi yazmaya çalışacağım. Bir bankacılık e, sektöründe sıklıkla kullanılan tekniklerdir bunlar. Base kredi manager olsun bir tane. Artık bunları biliyoruz zaten. Bir tane de class oluşturacağım. O da işte tarım çiftçilere verilecek kredi manager. Tarım kredi manager diyorum. Ve son olarak bir tane de Java class oluşturuyorum. Onun da ismini şöyle öğretmen kredi manager bankanın öğretmenlere uyguladığı kredi yapısı. Bu noktada base kredi manager'ın içerisine geliyorum. Base kredi manager'ın içerisinde diyorum ki şöyle public void şöyle hesapla yani bir kredi hesabı yapıyor olacağız bu noktada. Şöyle ki ben burada artık hani bir hesap döndürmek istiyorum gerçekten de. O yüzden bunu double veriyorum. Parametre olarak da şöyle yine double tutar geçmek istiyorum. Bu noktada diyorum ki return tutar çarpı işte kredi hesaplanacak. Tutar çarpı 1.10 8 bir faiz var. Uyduruyorum tamamen. Yani basit bir şey yapıyorum ben burada sadece. E, tutar hesaplayacağım. Ve ona göre e, bu işlemi yapacağım. 1.18 bakın. Base Kredi Manager bizim banka olarak uyguladığımız faiz oranı işte 1.18'miş. Ona göre çarpıyorum. tabii ki kredi böyle hesaplanmıyor. E, daha farklı e, faiz hesaplama teknikleri var. E, ben burada uyduruktan tabiri caizse 1.18 ile tutarı çarptım. Yani 100 bin lira istiyorsa 118 bin lira işte kredinin son değeri olarak ödenecek değeri olarak gösteriyorum. Şimdi öğretmen kredi manager'a geldim. Öğretmen kredi manager extends diyorum. Base kredi manager. Tarım kredi manager'a geliyorum. O da extends base kredi manager diyorum. Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Ben örneğin öğretmen kredi manager'ı öğretmen kredi manager bir instance oluşturuyorum. Örnek oluşturuyorum yani. Bakın öğretmen kredi manager nokta hesapla geldi. Yani ben buraya bin liralık bir kredi alacağım dersem sonuç olarak şöyle şurada onu yazdırayım bir değişkene de atayabilirim. Fark etmez. System.outprintln nokta out deyip şunu onun içerisine atıyorum ve bir öğretmen için bu hesabın ne olacağını hesaplamaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak. Bakın 118 olarak karşımıza çıktı. Şimdi gelin bunu artık hani biz ee, oldukça ilerledik. Yani bu işe çok temellerden başladık değil mi? Java'yı değişkenlerden başladık. Java'yı tanıyarak başladık. Artık hani yavaş yavaş profesyonel tekniklere geçtik. Ben böyle bunu aynı zamanda olayı iyi, çok daha güzel anlayabileceğimiz şekilde yapmaya çalışacağım. Base Kredi Manager diyorum arkadaşlar. Base Kredi Manager şöyle bir tane de Kredi Manager değişkeni tanımlayıp onun instansını üretiyorum. Fakat onu şöyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu bir array olsun. Tamam mı? Şöyle geldim buraya. Buna da. Şöyle bunu bir array haline getiriyorum. Parametre şey değerlerine de örneğin new öğretmen kredi manager bir tane de tarım kredi manager. Bakın ne oldu bu? Burada bir new var. Bakın ne oldu? Yani kısacası bir array'im var. Bir dizim var. Dizinin içerisinde iki adet aşağı atayım bunu. Daha rahat okuyun diye. Bunun da sonunda bir parantez var tabii ki. Ee, dizimde iki tane şey var. Kredi menajer var yani. Dolayısıyla ben bir for döngüsü yazsam. For kredi manager. Tabii ki türü ne bunun? Base kredi manager türündeki kredi manager. Nerede? Kredi manager. Şöyle kredi managers diyelim. Çoğul verelim bunu da. Şunu da kredi managers diyorum. Evet. Şimdi bu şu anlama geldi. Yazımlarınızı kontrol edin arkadaşlar. Ee, burada bir dizi ilk başta tek bir değişken tanımladım. Tekildi ama dizi olduğunda onun çoğul olması lazım. Managers. Yani kredi yöneticileri. Eşittir. Bir dizi oluşturdum. Dizinin de iki elemanı var. Dizinin birinci elemanı öğretmen. Diğeri tarım kredi menajer iki eleman var. E, dolayısıyla ben bu dizideki bütün elemanları gezdiğimde örneğin kredi manager nokta hesapla deyip ben bunu bin lira için hesapladığımda bu ne, ne yapacaktı? Polimorfizm Polimorfizmdi işte bu. Öğretmen için hesaplayacak, tarım için hesaplayacak. Yani ekrana yazdıracağımız değerler o tutarlar olacak. Hadi gelin ekrana da yazdıralım. Bu sonuçta bir hesap döndürüyordu ya. Nokta. System out. Print line diyelim. Yani aşama aşama kodlamaya çalışıyorum burada. Şöyle geldim. Sondaki bir parantez şey noktalı virgül fazla. Evet bakın hem öğretmen için ilk başta öğretmen için sonra tarım için. Bakın ikisinde de 118 döndü. Niye? Çünkü ikisi de bakın extend diyor ve olduğu gibi kullanıyor. Yarın öbür gün yarın öbür gün yeni bir kredi talebi ihtiyacı daha geldi. Sadece new Java class. Üniversite öğrencilerine bir kredi verilecek. Buna da öğrenci kredi manager diyorum. Yalnız devlet diyor ki öğrencilere 1.18 değil 1.10 faiz uygulayabilirsin. Yani bankalara böyle bir talimat veriyor ya da o bankaya bir talimat veriyor. Şimdi sonuçta o da kredi manager. Bunu extend edecek. Dolayısıyla ben buraya gelip Hani bir de öğrenci için çalışayım dersem Ne? öğrenci kredi manager. Arkadaşlar ben bunu ereğin içerisine koydum. Üç elemanı da yani siz hiçbir zaman üçüyle de çalışmak zorunda değilsiniz. Sadece bir tane öğrenci kredi manager veya tek başına tarım kredi manager veya tek başına öğretmen kredi manager ile de çalışabilirsiniz. Burada örneğimizi daha profesyonel, daha polimorfik hale getirmeye çalıştım. Şimdi bunu çalıştırırsam ne olacaktı arkadaşlar? Bakın yani öğrenci için de aynı hesap yapılacak. Neden? Çünkü şu an e, öğrenci de, tarım da, öğretmen de Base kredi Manager'ı ve onun içerisindeki hesapla operasyonunu aynen kullanıyor. Bu noktada bizim ne yapmamız lazım? Öğrenci için geliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki şöyle bir şey yaparım hocam diye, diyebilirsiniz. Yani şunu silerim. Piyasadaki maalesef bayağı bir projede böyledir. Mesela öğrenci kredi menajer için yaptı bunu. Şöyle şu, şunu şuradan kopyalayayım. Şöyle geliyor buraya. Hesapla diyor. Bunu da 1.10. Şu an her şey yolundaymış gibi görünüyor. Bakın. Ama bu tam bir tasarım e, zafiyetidir. Neden derseniz. Neden derseniz. Bakın main'e geldiğim zaman bunun altını çizer. Niye altını çizdi öğrencinin? Çünkü o bir base kredi manager olmadığı için base kredi manager bunun referansını tutamıyor. Onları öğrendik. Dolayısıyla arkadaşlar az önceki kodunuzu asla bozmamalısınız. Extends base pardon Extends base kredi manager. Dediğinizde bakın bunu yazdığınızda bu yine base kredi manager bunu tutuyor arkadaşlar. Fakat burada nasıl bir durum söz konusu? Siz bakın hesaplayı aynı imza ile yazdınız ya. Eğer siz hesaplayı aynı imza ile yazdıysanız artık buradaki hesapla çalışıyor. Aslında siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bayes'in hesaplasını burada öğrenci için ezdiniz demektir. Dolayısıyla bu noktada ben bunu çalıştırırsam bir 10 yapmıştık değil mi? Evet bakın 1180, 1018 demiştim bu arada. Yanlış, kafada yanlış hesapladım. 1180, 1180, 1100. 1.10 çarptığımız için arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada bakın biz ne yapmış olduk? Ee, yani bir operasyonumuz var ve operasyonumuzu ezmek istedik. İşte burada Java'nın overriding yapısından yararlandık. C# -Sharp gibi dillerden gelen arkadaşlar için bu virtual operasyonlarla yapılır. Kısacası Java'da ee, temel operasyonlar, yani buradaki herhangi bir oper bir klasın herhangi bir operasyonu, siz aksini belirtmediğiniz sürece overrideable arkadaşlar. Şöyle, şöyle overrideable. Yani üzerine yazılabilir. Bunu Base Kredi Manager veya herhangi bir klası inherit eden başka bir klas onu ezebilir. O inherit ettiği yani miras aldığı sınıfı ezebilir. Ha hani diyeceksiniz ki yani bu biraz sıkıntılı bir durum. Yani ben bunun ezilmesini engellemek istiyorum. Şimdi birçok uygulamada arkadaşlar Durum da hakikaten böyledir. Yani e, e, uygulamalarda her zaman tek kişi çalışmıyor. Bir birçok kişi çalışıyor. İşte backend dediğimiz arka arka taraf geliştiricileri, ön yüz geliştiricileri. Java işin daha çok yani şu an yaptığımız işler daha çok arka plan ve daha sonra biz bunu yine Java ile ama belirli arayüz teknolojileriyle ön yüze taşıyor olacağız. E, dolayısıyla siz şunu isteyebilirsiniz. Benim bir mu, bir operasyonum herkes için aynıdır ve asla bunu override ed bunun override edilmesini ben istemiyorum derseniz arkadaşlar. Şimdi kiminizin aklına şunu private yapayım ge gelebilir. Private yaparsanız bunu hani inherit ettiği yerde kullanamaz. Çünkü private ne demekti? Sadece kendi bloğumda geçerli. Private doğru cevap olmazdı. Doğru cevap arkadaşlar, bunu final anahtar kelimesi, final keyword'u İngilizcesi ile beslemeniz. Bakın öğrenciye gittiğimde altını çizecek, diyecek ki sen e, hesapla cannot override, hesapla in base credit manager. Base credit manager'daki hesapla operasyonunu, şu anki hesapla operasyonu override edemez. Çünkü üzerine yazılmaya çalışılan yani override edilmeye çalışılan overridden method bu metot is final. Final olduğu için sen onu ezemezsin arkadaş. Kullanacaksan olduğu gibi kullanmak zorundasın. Aksi takdirde kızarım demek. İşte böyle final keyword ile bir metodu şey yaparsanız işaretlerseniz onu kimse ezemiyor. Ama işaretlemezseniz Hani bunu ezebilirsin. Ben yazdım ama sen istersen ezebilirsin demek bu. Arkadaşlar. Bu noktada e, overriding yapısını da bu şekilde öğrenmiş olduk. Arkadaşlar e, bu yapı aynı zamanda birçok tasarım, tasarım deseni içinde temel altyapıdır arkadaşlar. Bunları böyle iyice anlamalıyız. Özellikle bu eğitimin hani en değerli kısmıdır onu söylemek isterim bu nesnel programlama bölümü yaklaşık şu ana kadarki yaptığımız son 10-15 video tamamen işte nesnel yönelimli programlama ile ilgilidir ve bu eğitimin açıkçası en değerli kısımlarıdır sizi piyasada aranan programcı yapacak kısımlar da açıkçası bunlardır.